Merhabalar, bugün sizlerle beraber Filmora 10 programında projemizin video olarak çıktısını nasıl alıyoruz, yani render alma işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Videonun çıktısını alabilmek için export yazan butona tıklayabilirim veyahut da yine menü kısmında export seçeneği var, onu seçebilirim. Onu seçtiğim zaman burada bize değişik seçenekler sunuyor. Create video, bunu bilgisayarımıza video dosyası olarak indiriyor. Export to device, aygıtlarımız için bu iPhone olabilir, Android cihazı olabilir, PC 4 olabilir onlar için. Yine YouTube için upload videosu, Vimeo için de upload yapıyoruz. Son olarak da DVD'ye yazdırmak istediğimizde bu seçeneği seçiyoruz. Şimdi biz normal bir video çıktısı alacağımız için Create Video, Ctrl E tuşuyla, kısa yol tuşuyla da yapabiliyoruz. Seçiyorum onu. Evet, şu anda render ayarlarımız karşımıza geldi. İstediğimiz ayarları yapabiliyoruz. Buradan hangi formatta çıktı almak istiyorsak onu buradan seçebiliriz. Yoğunlukla MPEG-2, MPEG-4, MKV, MOV uzantıları kullanılıyor. Yine MP3 olarak veya GIF olarak da almak istiyorsak onları da seçebiliriz. Name yazan kısımda videomuza isim veriyoruz. Bayrak diyelim. Videomuzu kaydedeceğimiz klasörü buradan seçiyoruz. Değiştirebiliriz buradan. Çözünürlük 1920x1080, frame rate 25 fps, dosya büyüklüğü 492.2 tahminidir bu. Yine oynatma süresi de 3 dakika 25 saniye. Buradaki kutucuğu işaretlediğimiz zaman da render işlemini grafik kartı üzerinden de yapıyor arkadaşlar. Eğer ki grafik kartınız güçlü ise bunu da seçebilirsiniz. Yine burada ayarların biraz detayına inmek istediğimizde settings kısmını seçiyorum. Burada kalitesini biz en iyi, orta ve iyi olarak ayarlayabiliriz. Burada tabi yapacağımız değişiklikler boyutun daha büyümesini veya daha küçülmesini yine sağlıyor. Bu kısımda videoyla ilgili ayarlar var. Burada yine çözücü MPEG-2 çözücüsü kullanacak. Çözünürlük 1920x1080, yine buradan istediğimizi ayarlayabiliriz. Frame rate 25 fps diyor. Yine bunu ayarlayabiliriz. Bitrate'ini artırdığımız zaman boyut yükselecektir. Biraz önce söylediğim gibi eğer ki bilgisayarınız güçlü ise yükseltebilirsiniz. Burada tabi boyut da yükseleceği için onu da göz önüne almanız lazım. Audio kısmında da yine burada sesle ilgili ayarlamalar yapıyorsunuz. Buradaki işlemleri değiştirmek istediğinizde default kısmını seçerek varsayılan ayarlara getirebiliyorsunuz. Okey dedikten sonra burada işlemlerim bitiyor. Daha sonra export diyorum. Evet, şu anda benim render işlemim başladı. Ayarlamış olduğum klasöre video dosyası olarak bunu gönderecek. Anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.